Merhaba Shift Reddit izleyenleri. Bu videomuzda 3500 lira bütçeyle bir oyuncu bilgisayarı topluyoruz. Sistem toplama videolarımız hız kesmeden devam ediyor. Bir önceki ayda 2200 liralık bir sistem toplamıştık. Onu da eğer izlemediyseniz hemen YouTube kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. Bugün biraz daha performanslı ve bütçesi de 3500 lira olan yine oyun oynama odaklı bir sistemle karşınızdayız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden bileşenlerle devam edelim. Evet, şimdi işlemci noktasıyla başlayalım. Birincisi, görmüş olduğunuz gibi Ryzen ailesinden devam ediyoruz. Çünkü Ryzen ailesi fiyat performans noktasında da oldukça iddialı. Ayrıca maliyet odaklı bir sistem, bir yandan da performansı bir şekilde alabilirim dediğiniz zaman dikkat çeken bir işlemci ailesi. Ryzen 3 serisinin 1300X işlemci modelini kullanıyoruz. Şimdi Ryzen 3 1300X işlemcisi öncelikle 584 liralık bir fiyata sahip. Oradan başlayalım. Tabii bu videoyu çektiğimiz an itibariyle olan fiyat. Evet, buradan başlayalım. 4 çekirdek artı 4 thread yapıya sahip ve 65 wattlık TDP değeriyle birlikte düşük güç tüketimi ve bununla birlikte ayrıca elektrik sarfiyatı tarafında da bir tasarruf sağlıyor. Ayrıca çok fazla ısınmayan bir işlemci olduğunu da söylemek lazım. Bütün Ryzen ailesinde olduğu gibi overclock yetenekleri açık. İşlemci kodunun sonundaki X takısı ise XFR, yani soğutmaya bağlı olarak kendini otomatik olarak hızlarını arttırabileceği anlamına geliyor. Son olarak da işlemcinin 3.5 GHz'lik bir frekans hızına sahip olduğunu söyleyebiliriz. İstersen anakartla devam edelim. Bizim daha önceki sistem toplama videolarında da yer verdiğimiz ASRock'ın AB350M modeli. Micro ATX yapıda karşımıza çıkan anakartta DDR4 bellek 3200 MHz'e kadar overclock'la beraber destek sunuyor. İçerisinde bizim şu anda sistemimizde yok ama M.2 desteği var. İleride bir M.2 formunda SSD alarak performansı artırabilirsiniz SSD noktasında. Bununla beraber USB çıkışlarına baktığımız zaman da 8 tane USB 3.0 bağlantı noktasını bizlere sunuyor. Fiyat olarak uygun ancak beklediğimiz performansı da verecek fiyat performansı dengeli bir anakart. Ekran kartı noktasında öncelikli olarak sistemin en pahalı bileşeni olduğunu söyleyelim. Ekran kartı tercihimizi Galaxy markasının GeForce GTX 1060 modelinden yana yaptık. Galaxy'nin GeForce GTX 1060 modeli EXOC versiyonu, yani overclock edilmiş versiyonu ki tasarımıyla da farklılık yaratan bir model. 6 GB'lık GDDR5 belleğe sahip, 1544 MHz'lik bas frekans hızı ve 1759 MHz'lik boost frekans hızına sahip ki gerçekten çok performanslı bir kart. Giriş çıkış noktasında 2 tane DVI, 1 adet HDMI ve 1.4 versiyon DisplayPort üzerinde barındırıyor. 1 tane 6 pinlik güç bağlantısından gücünü alıyor. 120 wattlık maksimum güç tüketimi var. Toplamda isteyeceğim minimum sistem gücü ise 400 watt.
Evet, bizim zaten az sonra power supply'a geleceğiz. 600 watt'lık verimliliği yüksek bir power supply'ımız var. Depolama ile devam edecek olursak, bu sistemimizde performanslı olması açısından sadece SSD kullandık. SSD'miz de 250 GB'lık Samsung'un 850 EVO modeli. Okuma yazma hızlarına baktığımız zaman Samsung 850 Evo'nun 540 MB bölü saniye okuma ve 520 MB bölü saniye yazma hızlarının olduğunu görüyoruz. Son olarak IOPS değerlerinden de söz etmemiz gerekiyor. 88.000 IOPS değeriyle uzun ömürlü ve dayanıklı bir SSD modeli olduğunu söyleyebiliriz. Biz burada bütçeyi 3500 liranın çok üzerine çıkartmamak adına bir mekanik disk kullanmadık, ancak eğer imkanınız varsa depolama için daha çok kullanacağınız SSD'nin yanına en azından bir 1 TB'lık mekanik disk alarak sistemi daha güçlü hale getirebilirsiniz. Bellek tarafına bakalım. Bellek noktasında da diğer sistem toplama, kasa toplama videolarımızda yaptığımız gibi Team markasından devam ediyoruz. Team markasının 8 GB'lık 2x4 GB'lık 2 tane bellek modülünü kullandık burada. MHz'de çalışıyor. Bu belleklerin özel soğutma sistemleriyle, pasif soğutma sistemleriyle birlikte overclock yeteneğine sahip olduğunu da söyleyelim. Daha doğrusu overclock konusunda kullanıcıları rahatlattığını söyleyelim ki anakartın desteklediği hızlara da belli voltaj ayarlarıyla oynayarak, frekansları biraz değiştirerek çıkabilirsiniz. Bu görünümü önemli bir detay. Aynen, şık bir görünüm var. Üzerinde kırmızı ve böyle bayağı motifli bir pasif soğutma sisteminin olduğundan da bahsedelim. 387 TL'lik bir fiyatı var. Burada tabii neden 8 GB seçtik? Az önce de Kerem'in dediği gibi 3500 lira bandını hani böyle çok fazla aşmadan ileriye dönük neler de ufak tutulabilir noktasında belleği tercih ettik. Anakartta çift bellek slotu olduğu için 2x4 GB tercih ettik. İlerleyen zamanlarda veya bütçeniz biraz daha yukarıya çıkıyorsa tabii bunu 16 GB'a 2x8 şeklinde de tamamlayabilirsiniz. Güç kaynağıyla devam edecek olursak High Power markasının 600 Watt'lık Simplicity güç kaynağını kullanıyoruz. Watt'lık bir güç kaynağı zaten bizim sistemimize hali yetecektir. Yeni mimarileri kullanan işlemci, ekran kartı gibi bileşenlerimiz olduğu için fazlasıyla yeterli. Güç kaynağımız 80 Plus sertifikasına sahip. Yani bu da demek oluyor ki %50 yük altındayken %80 verimlilikle gayet iyi bir şekilde çalışabiliyor. Son olarak kasamıza devam edelim. Aerocool'un Aero 300 Mid Tower kasası var. Şimdi Aero 300 modeli mid tower formunda bir kasa, yani çok yüksek değil ve kasa yapısı olarak da oldukça hafif, gerçekten böyle yani tek elle birkaç parmakla boş haliyle çok rahat kaldırılabiliyor. Kasanın önemli noktalarından bir tanesi yan tarafta şeffaf bir kapak alanı olduğu için o güzel bileşenleri dışarıdan güzel güzel izleyebileceksiniz. O açıdan iyi. Bunun dışında gerçekten ufak portatif bir kasa arayanlar için de ideal. Kasamızda 2x120 mm mavi ledli aydınlatma yer almakta. Bir tane de 120 mm yine mavi ledli güçlendirilmiş fanımız yer alıyor. Giriş çıkış noktalarında 2 tane USB 3.0, bir tane de USB 2.0 portu kasanın üzerinde yer alıyor. Zaten transparan kapaktan da Kaan bahsetmişti. Evet arkadaşlar, sistemimizi topladık, monitöre bağladık ve çalışır duruma getirdik. Şu anda BIOS ekranı var çünkü bir işletim sistemi henüz kurmadık. Bundan sonraki aşamaları Emin Çıtağ'a devrediyoruz. Kendisi hem işletim sistemini kuracak hem de popüler oyunların bu bilgisayarda nasıl çalıştığını sizlere gösterecek. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.